Yeni bir konu, yeni bir konu. Instagram tam olarak ne? Türkiye'de ikiye ayrılıyor. Bir tanesi ticari olan anneler, işte olmayan anneler. Ben olmayan anneleri araştırdım. Diyorum, mama firması. Instagram olarak seni seçtim. Aklına ne gelirse Deküp'ten al Sunar. İyi günler. Bugün Laterna TV stüdyolarında Burcu Asena Salman bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada görmek ve burada ağırlamak bizim için büyük şeref. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. TED Üniversitesi Temel Bilimler Doktor Öğretim Görevlisi. Ben Instagram'dan yakaladım aslında. Bu bir radyo kanalındaki programınızdı ve konusu da Instagram annelik. Önce annelikten başlayalım. Annelik nedir? Sözlük anlamıyla dişi canlının yavrusuna gösterdiği ilgi, şefkat, bakım olarak geçiyor. Ama biz bunu toplumsal cinsiyet bağlamında biraz daha değiştirip canlıların yavrulara gösterdiği ilgi, şefkat ve bakım olarak değiştiriyoruz. Bayağı politik bir konu. Gösterge olarak her dönemde araştırılan bir şey. Çünkü ekonomik bir değişiklik olduğu zaman mutlaka anneliğe yansıyor. Sosyolojik bir değişiklik olduğu zaman mutlaka anneliğe yansıyor. Biraz sorunlu bir kimlik annelik. Sen neden anneliği sosyal medya üzerinden çalışmayı tercih ettin? Sosyal medya çok ilginç bir olguydu. Bir de tam ben yarım bırakıp da ondan sonra devam ettiğim bir doktoram var. Bu doktoraya başladığım sırada da iki çocuk annesiydim. Ve sosyal medyadan çok ciddi anlamda faydalanıyordum. O yüzden sosyal medyayı dediğim gibi tercih ettim. Bir pandemi olunca herkes bir sosyal medyaya daha çok odaklandı. Sebeplerinden bir tanesi bu. Bir de daha önce hani 9 sene kadar bir piyasa deneyimim var. O zaman da hep ana akım medyayla çalışmıştım. Sosyal medyayı çok İyi hatırlıyorum 2008'de Formula 1 pistinde ilk Facebook hesabımı açışımı. Bizim için çok işte demokratik, çok liberal bir platformdu. Bu demek değil ki her şeyle çok iyi. Ama herkesin ses çıkarabildiği bir platform olduğu için sosyal medyadan araştırdım. Peki, herhalde Türkçesi Instagram anneliği ama İngilizcesi Instamam. Instamam tam olarak ne? İşte yani adıyla benzeşiyor. Biraz hibrit bir konu. Anneliğinizi Instagram üzerinden yapmak ya da sosyal medya üzerinden göstermek ya da sosyal medyada işte fenomen olmanın bir yöntemi, bir konsepti belirlemek ve onun üzerinden yürümek. Orada belirlenen konsept de Instagramlar için annelik oluyor, anne kimliği oluyor. Peki ne yapılıyor burada? Yani bana birkaç tane TikTok videosu gönderdin. Oradan işte bu hani ne diyeyim, fenomen. Evet, fenomen. Nasıl olunuyor? Instagram'dan fenomen nasıl olunuyor? Koruyucu, kollayıcı yemek mi tarif ediyor? Ne yapıyor? Instagram'dan iki tarifi var. Birincisi Instagram dediğimiz zaman Türkiye ve dünyadaki diğer benim takip ettiğim kadarıyla yani İngiltere, Amerika ve Fransa anneleri birazcık farklılaşıyor. Hı-hı. Çünkü bizim annelerde çok politik paylaşımlarda bulunanlar, çok ideolojik hesaplar var. Genel olarak dünyada daha işte nevresim takımı, işte masa örtüsü, işte yatak odası falan paylaşmak üzerinden gidebiliyor. Ya da çocukları paylaşıyorlar çok fazla. Ama bizde annelerin genel olarak bir derdi var. Bu da Türkiye'de ikiye ayrılıyor. Bir tanesi ticari olan anneler, birisi de olmayan anneler. Ben olmayan anneleri araştırdım. 15 anneyle konuştum işte. Bir de onların Instagram'dan devamlı takip ettim. Ne yapıyorlar? İşte bir tanesi emzirme üzerine yoğunlaşıyor. Bir yemek paylaşan var. Evde ekonomik ve hani çocuk bakarken kolay çıkarılabilecek türde yemekler. İşte bir tanesi mükemmel annelik. Bu ticari annelerin hepsi hep çok fönlü, çok makyajlı, çok zengin ve çok düzenli gezdikleri için böyle bir şeyin olamayacağına dair aforizmalarla öne çıkıyorlar. Ve böyle genel olarak bu iş yapılıyor. Peki Instagram annelerinin demografik yapıları nelerdir? Benim incelediğim anneler hepsi üniversite mezunu. Hepsi en aşağı bir yabancı dil biliyor. Hepsi çok ciddi bir kariyer macerasının içinden çıkmış ve 30'a yakın çocuklarını kucaklarına almışlar. O saatten sonra da demişler ki ya ben çocuğu yani neredeyse maaş kadar bir parayı bir dadıya teslim edip, daha doğrusu bir tamamen yabancıya teslim edip ondan sonra çocuğun en güzel zamanlarını kaçırmayayım ve kendim bakayım. Onun üzerine evde sıkılmak ve anneliği sorgulamakla bu tarafa yönelmişler. Peki şimdi hep duyuyorum ama gerçekten bilmiyorum. Nasıl çalıştığını da hiç bilmiyorum. Bir fenomenlik var. Buradan insanlar para kazanıyorlar, işte evet, bir şeyler yapıyorlar. Bu Instagram anneleri de fenomen olduklarına göre onlar da para kazanıyorlar bir yöntemle. Peki bu para kazanma nasıl oluyor? Yani
Ne yapman gerekiyor para kazanabilmek için? Reklam mı alıyorsun? Firma mı seni buluyor? Sen mi firmayı buluyorsun? Orası biraz ilginç. Pandemi aslında bütün pratikleri değiştirdi. Yani eskiden firmalar en çok takipçili hesaplara doğru gidermiş. Sonra pandemiyle beraber biraz daha az ama samimi takipçileri olan, samiminin içinde birazcık sadık olma tarafı da var. Sadık takipçi demek oluyor az takipçi. Benim koyduğum sınır da 2000'di. 2000 takipçili en az hesapları incelemekti. Bana denmişti ki az değil mi? Aslında az değil. 2000 gerçektense, yani eğer satın alınmadıysa o takipçiler. Oradan bir şey çıkar. Ben şimdi size bir soru sorayım. Diyelim ki siz firmasınız. Ben size niye güveneyim? Doğru. Haklısın. Yani hani o yüzden anlamıyorum zaten. Hani çünkü biz de şimdi ister istemez bir takipçi şeyi peşindeyiz. İşte şu kadar bu kadar filan. İşte çok az sizin takipçiniz. O yüzden size gelemem. Ya da geleceğim ama siz kaç senelik bir kanalsınız diyorlar. Şimdi bunlar bana çok anlamsız geliyor. Çünkü satın alınabiliyor bunlar. Ha, biz almadık, tamam, kendimiz yaptık. Böyle yavaş yavaş. Ama hani o zaman firma için bir anlamı yok ki. Ben satın alıp 1 milyon takipçim varsa, sadece satın aldıysam onu. Onu nasıl takip ediyorlar? Veya gerçek takipçi sayısı nasıl çıkıyor ortaya? Dediğim gibi az takipçi bir gösterge. Sizin yaptığınız postlara, yani gönderilere yapılan yorum ve beğeni sayıları aslında çok önemli gösterge. Oradaki takipçilerin birbiriyle iletişimi çok önemli. Bir diğeri de sizin yaptığınız gönderilerin kalitesi, komikliği, işte seyredilme oranı, görüntülenme oranı vesaire çok önemli. Şöyle düşünün, paranız var, bir şeye ihtiyacınız var, bebekle ilgili ya da anneyle ilgili. Şimdi firmanın işte kiralayıp, parayla kiralayıp sunduğu reklamdaki ünlüyü mü örnek alırsınız ya da onun önerisini mi dikkate alırsınız, yoksa her gün baktığınız, içselleştirdiğiniz, işte bir yandan sevdiğiniz, çünkü sizin gibi bir evde yaşayan, sizinle benzer sorunları yaşayan, işte bebeği sizin gibi olan bir kadının tavsiyesini mi dikkate alırsınız? Peki ne yapıyorum ben? Ben atıyorum mama firmasıyım. Seni de takip ediyorum. Instagram olarak şey yaptım. Seni seçtim. Ne yapıyorum? Mamayı mı veriyorum? Sen mamayı mı kullanıyorsun? Yoksa hani ben sana ne demen gerektiğini mi söylüyorum? Ne oluyor? Ne demem gerektiğini belki ana hatlarıyla söylüyor olabilirsiniz. Ama genellikle bildiğim kadarıyla özgün içerikler yapılması isteniyor. Her annenin kendine özgü bir dili var çünkü. Ve takipçiler onun çok iyi farkında. Oradan zaten samimiyeti çok iyi ayırt edebiliyorsunuz. Ürünü verebilirsiniz. Onunla beraber işte link veriliyor artık. Çünkü pandemi girdi. Pandemiden sonra dediğim gibi anneler özellikle firmalardan ziyade firmaları içinde barındıran platformlarla çalışmaya başladılar. Yani online satış platformlarıyla çalışmaya başladılar. Platform deyince anladım. Onlar o linklerden de o kadının yaptığı zaten satış belli oluyor. Oradan da bir komisyon geliyor. Öyle mi? Peki bu bir yasal ticaret mi? Yani herkesin bir firması var. O ona para gönderiyor, ona fatura kesiyor mu? İşbirliği yazmak zorundasınız artık son kanunlardan sonra. Bir de sosyal medyanın güzelliği burada. Çok çabuk değişiyor. İlk başladığı zamanlar bilmiyorum hatırlar mısınız? Facebook bütün hesaplar açıktı. Doğru. Herkes birbirini görebiliyordu. Sonra hesapları kapatma özelliği ortaya çıktı. Instagram ilk başladığında ne hikaye vardı, ne kaydırmalı postlar vardı, ne müzik vardı, ne işte yer koyabiliyordunuz. Bunların hepsi şu anda algoritmanızı size yönlendirmek için birer güç olarak kullanılıyor. Yer imi kullanırsanız Ankara'daki müşteriyi kendinize direkt çekebilirsiniz. O yüzden daha çok kişi görür Ankara'daki. İşte müzik kullanırsanız benzer bir şey. Trend olmuştur o müzik. Eğer onu kullanırsanız daha çok kişi görür. İşte buna benzer, işte çok dediğim gibi seyredilen bir şeyi kullanırsanız siz de seyredilirsiniz gibi. Aklımın almadığı şeyler. Çünkü yeni bir şey değil evet. mi? Belki de yeni değil. Her an gelişiyor aslında. Çok çabuk değişiyor. Peki bu ama böyle sonsuza kadar gidecek de bir iş değil herhalde. Ya bir gün birileri sizi beğenmeyecek, takip etmeyecek ve sizin de şeyiniz bitecek. Popülariteniz herhalde. Evet, çok güzel bir soru. Şöyle, zaten takip ettiğim annelik hesapları hep değişiyor. Zaman içinde hep değişmiş.
değişmeye de devam ediyor. Çünkü çocuk büyüyor ve o lohusa anneyken başladığı hesabı o tutkuyla devam ettiremediği için başka bir şeye dönüştürmeye başlıyor. Ne bileyim ilkokulla ilgili konuları ele almaya başlıyor. Bu sefer takipçiler de değişiyor. Yani ilkokulda yönelik birileri gelmeye başlıyor gibi bir şey var. Mesela benim en çok kendi çocuklarım şimdi dev kadar oldular da okul zamanı bir takım ödevler veriliyor. İşte şu kitabı okuyun, bu kitabı okuyun, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Ben o kitapları çocuklardan evvel okurdum. Bazısını da beğenmezdim. Yani hani çocuklara yönelik değilmiş. Tabii edebiyat hocalarıyla hani haddim değil şey yapmak, böyle bir tartışmak ama öyle fenomen anneler var mı? Yani çocuklarla ilgili çocukların girmemesi, görmemesi, okumaması gereken şeyleri araştıran. Var. Okuması gerekenleri araştıranlar da var. Mesela çocukları sosyal medyadan nasıl koruruz'a çok ilgilenen anneler var. Dijital konulara çok yönelik anneler var. Özellikle İslami muhafazakar kesimde şunu okumasın, bunu okumasın, evet bunları okusun diyen anneler çok. Benim takıldığım kitapta sürekli birilerini öldürüyordu çocuk. Ben de yani benim çocuğum daha ilkokul talebesi. Hani niye böyle eğilim içerisinde olan bir çocuğun hikayelerini okuyoruz? Tamam öç alıyor işte ondan bilmem ne yapıyor falan. Bana garip gelmişti. Neyse. Peki şimdi sen belli ki acayip bir araştırma yapmışsın. Bu araştırmanın sonucunda da bir yayın çıkmış ortaya. İnternet üzerinden araştırma nasıl yapılmalı? Nedir bunun kritik noktaları? İnternet üzerinden ben netnografi diye yeni bir yöntem var. Onu kullandım. Yani internetin neti ve etnografyanın etnografya neti yine gibi. Netnografi yöntemi bayağı güzel bir çerçeve çiziyor size. Hı-hı. Etik kuralları söylüyor. Çünkü öyle bir nokta ki sosyal medyadan araştırma yapmak, yani bir saniye sonra stalking'e geçebilirsiniz. Hani yani insanların hesabına bakarken bulursunuz kendinizi eğer bir yolunuz yoksa. O yüzden ben netnografiyi benimsedim ve hatta yaratıcısı da en sonda benim tezime savunmama geldi. Öyle mi? Peki nedir netnografi? Netnografi internet üzerinden etnografya yapmak, etnografik veri toplamak. Tamamen niteliksel bir metot. Hı hı. Bunu ama diyagramlara da çeviriyorsunuz. Hani daha görünür kılmak için veriyi. Öyle. Çocuklarımızı sosyal medyadan korumalı mıyız? Bence nasıl koruruz değil de korumalı mıyız? Yani bu sorunun politik cevabı evet. Korumalıyız. Ama hani ben kendime bakıyorum. Ben neredeyse günün 6 saati sosyal medyadayım. Araştırmalarımı oradan yapıyorum. Bir yandan ekmek kapısı oldu bana. O yüzden bilmiyorum korumalı mıyız? Tabii ki korumalıyız. Nasıl kullanmak gerektiğini göstermeliyiz. Ama ekran için de aynı şeyi söyleyeceğim. Biz eşimle çocuklarımıza pek bilgisayar ve tablet verme taraftarı değildik. O yüzden yoktu evde. Ama pandemi oldu. Ve her ikisine de birer tane bilgisayar alırken bulduk kendimizi. Sonra da niye başından kalkıyorsun diye kızmaya başlarken bulduk kendimizi. Pandemi bir sürü şeyi değiştirdi çok aslında. Çok yani değiştirdi. Yani bütün hayat standartlarımız değişti. En basit örneği mesela her gün buraya gelir giderken bir sürü o kargocu çocuklar motosikletli. Geçen gün bir yerde okudum. Her gün bir tane kargocu çocuk ölüyormuş trafik kazasıyla. Bütün Türkiye'de. Evet. O bile eskiden bu kadar sık hayatımızda yoktu. Evet. Şimdi ben bakıyorum benim komşularıma ağır bir şeyse taşınacak mutlaka online sipariş veriyorlar. Kendileri taşımıyor. Evet. O işte zavallı çocuklar işte bir şekilde getiriyorlar. Her şeyimiz değişti. Yani belki de dostluklarımız bile farklılaştı. Eskisi kadar böyle birbirimize gidip gelmiyoruz artık. Doğru. Gidip geldiğimizde de böyle bir tedirginlik oluyor bazen işte. Yok hapşırdı, bilmem ne yaptı. Çocuklarda da doğru ama senin şimdi iki tane kızın var ve bilgisayarları var. Ne yapıyorsun? 8 saat başında durabilirsin, 9. saat kalk mı diyorsun, ne diyorsun? Ya onun ucu kaçtı gibi oldu biraz. Çünkü mesela hızlı okuma kursuna yazdırdık. Bütün egzersizler bilgisayar üzerindendi. O yüzden kalktığı zaman kızmaya başladığımızı biliyorum yani. O yüzden ne desem boş. Peki, şimdi Instagram anneliğine geri dönelim. Bu konuyla ilgili bize söylemek istediğin başka şeyler var mı? Instagram anneliği genel olarak annelik dediğim gibi bütün değişimleri göstergesi olduğu için. Buna çok güzel iki örnek verebilirim. Bir ekonomik bir örnek verebilirim. İşte ülkede bir ekonomik darboğaz yaşanır. İlk başta ya kadınlar işten çıkarılır. Çünkü erkekler evin ekmek kazanıcısıdır. Ya da evde zaten öyle bir sözsüz
kuralmış gibi kadınlar işten çıkar çocuklara bakmak için. Çünkü kreş parası fazla gelir. Bir tanesi bu, annelik hemen değişir o noktada. Ya da komşuda mesela Rusya'da işte bir başka türlü bir kriz yaşandı ve burası çok göç aldı Gürcistan'dan. Ondan sonra ucuz iş gücü geldiği için burada herkes hemen Gürcü dadılar işe almaya başladı. Yine annelik şekil değiştirdi, eğitim şekil değiştirdi. Buna benzer dünyada çok örnek var, özellikle sanayi devriminden sonra. O yüzden hep bakılması gereken, aslında size toplumda oluşan en ufak bir değişikliği gösteren yegane göstergelerden bir tanesi annelik. Annelik. Ve de maalesef çok ataerkil. Çünkü işte bir sürü mitlerle dolu. Annelik kutsaldır vesaire gibi. Aslında babalık da öyle. Ama baba dışarıda toplayıcı, ekmek için hayvan vuracak işte, ne bileyim, tavşanları atacak, sırtına i̇şte getirecek. Şey vurmadığımız için biz de hava çıkıyoruz artık. O yüzden hani bu eşit bakıma emeği diye kendimizi paraladığımız feministler olarak, sadece feministler değil yani, bu artık bütün dünyanın gerçeği. O yüzden de hep bakılması, hep araştırılması, hep mercek altında tutulması gereken bir konu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaman su gibi akıp gitti. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Seve seve. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Şimdi bizim programlarımıza ilk gelen konuklarımız için şöyle bir hatıra kumbaramız var. Bu hatıra kumbarasına konuyla ilgili, bizle ilgili, bugünle ilgili bir not düşebilirsen, biz de bir dahaki sene bir zamanlar, epey birikti zarflarımız çünkü, açıp bunları okuyacağız. Sadece hani ismini de eklersen kimden geldiğini de biliriz. Tabii. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.